E, Fernandez'le ilgili beklentilerin düşüncenle Fanatik Gazetesi'nin 6. sayfasında evet. Fernandes Fernandez haberleri var. Trabzonspor'a çok yakın bir artı bir yıllık sözleşmeden bahsediliyor. Oyuncu Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyormuş. Sozan'ın ayrılığı sonrası şimdi o bölgede bir takım sıkıntılar yaşanabilir soru işaretleri var. Fernandez buradaki sorunları çözen isim olur mu? Bunu merak Şimdi, ediyorum senin gözünden. Öncelikle aynı suda iki kere yıkanmak ne kadar doğru onu bir sorgulamak lazım. Hı hı. Sosa e, geldi ve beklentinin çok daha üstüne bir performans sergiledi. Yani Beşiktaş'ta izlediğimiz Sosa'dan çok daha fazlasını verdi aslında Trabzonspor'a. Şimdi Fernandes de Beşiktaş'ın çok önemli bir oyuncuydu. Gidişi e, kırıcı olmuştu ama yeri doldurulunca çok fazla konuşulmadı. Fernandes 34 yaşında. Trabzonspor'un bu yaşta bir oyuncuya ihtiyacı var mı? E, belki Pereira'nın etkisiyle... Böyle bir yakınlaşma olmuş oluyor biliyorsunuz Sabek artık kaptan olarak izleyeceğiz herhalde. Hı hı. Ee, böyle bir hareketlenme olabilir olabilir? Ha, tabii ki gelip de Beşiktaş'dakinden fazlasını Trabzonspor'a verecekse neden geldi, neden geliyor demeyiz. Yalnız e, Trabzonspor'un yeni kurduğu oyuncu e, kadrosunu da değerlendirirsek... Hı hı. ...sanki Trabzonspor e, daha tempolu, daha yüksek dirençli bir şey oynamaya hazırlanıyor diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla Fernandez yetenek olarak tabii ki tartışılmaz ama tempo olarak buna eşlik edebilir mi? O konuda tereddütlerim var. Yine de e, oynadığı futbolla bizim aklımızda bıraktığı izlerle son derece heyecan verici bir isim olduğunu söyleyebilirim. Başkan Ağlu, Aspor oyuncusu Evren Turan'a bir stoper, bir ortasan, bir de kanat oyuncusu gelecek demiş. Şöyle bir bakalım. Foto Maç gazetesinin üzerinden 7. sayfa ekranlarımıza gelecek. Evren Turan bu konuda çok önemli bilgiler paylaştı. Başkan Ahmet A oluyor, aynı uçakta seyahat ettiğinde dedi Evren. En az 3 transfer yapacaklarını söyledi bana diyor. Edgar'la yolların ayrılabileceğini söylemiş. Bir stoper, bir orta saha bir de sağ kanat alacaklarını ifade etmiş. Tabii Sörlot'un durumu da burada çok önemli. Onun ayrılık yani gündeme gelirse Şimdi bir tek Sörlot değil, Uğurcan da biliyorsun. Doğru. Adı transfer dedikolarında geçiyor. Ve arka bölgeye de Hı -hı. takviyeler bu anlamda gelebilirmiş. Nokta atışı transfer yapmak zorundayız bu politikamız sürecek diyor Başkan Ağoğlu. Şimdi mesela birkaç tane isim var. Ee, Konuşalım. İskoçlu bir oyuncu var Forvet 23 yaşında Burke. Ee, Mendoza var kanat oyuncusu Kolombiyalı 28 yaşında. Marcone var ön libero Arjantinli 29 yaşında. Osorio var Venezuela'da stoper. Sağ ayaklı stoper. Ee, Trabzonspor bunlarla ve bunlardan fazlasıyla ilgileniyor. Hedef malum Hı. e, bu sezon çok yaklaşmışlardı şampiyonluğa. İşte onu bir şekilde elde etmek istiyorlar. Kadroyu büyük ölçüde korudular. Şöyle ki Sosa, Novak, Manuel, Enya'ya. Manuel zaten çok verimli bir oyuncu değildi stoper. Gitmesin makul. Enya'ya kiralık oyuncuydu gitti. Burada kırıcı görünen Sosa ve Novak. Novak'ın yerini doldurmuş görünüyorlar. Oyuncu tercihiyle. Yani hocanın istediği bir oyuncuyla anlaştılar. Novak kadar skora katkı yapar mı bilemiyorum şu an için ama Novak kadar savunmada boşluk verebilir mi? O konuda daha olumlu e, bakabiliyorum Marlon'a. Sosa e, Sosa çok kıymetli bir oyuncu. Fenerbahçe doğru bir transfer yaptı. Çok net fikrimi Hı -hı. söylüyorum ama Trabzonspor'da bence Sosa'yla daha fazla devam etmeyerek doğru bir hamle yaptı. Artık e, değişimin geldiği bir süreçti. Mesela Sosa'yla çok fazla <laughs> maç kazandı. Çok önemli galibiyet aldı Trabzonspor. Yalnız pandemi sonrası özellikle Sosa'nın oynadığı maçlarda yaşanan puan kayıpları var bence orta saha rotasyonunu daha doğru bir formata çevirmiş durumdalar. Burada belirleyici olan Sörlot'ta Uğurcan'ın takımdaki durumları. Uğurcan kalırsa geçen Hamdi Hoca sağ olsun mesaj attı yayına Hamdi Aslan. Kalırsa 10 yıl kaptanlık bandını taşır. Onda hiç problem yok ama Sörlot kalırsa aynı motivasyonla oynayabilir mi? Hani gitmek isteyen bir oyuncu zorla tutuyor musunuz? O konuda endişelerim var. Gerçi karakter olarak olumsuz bir yanı görmedik ama ee, ...sanki bu iki oyuncu elde tutarsa ve üstüne de doğru takviyelere devam ederse... ...güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. Peki, büyük zirveden de tabii bahsedelim. Hemen şöyle ekranlarımıza getireceğiz. Foto Maç gazetesinin 7. sayfasına bakalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularını külliyede kabul etti. Bu arada Maviler dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Başkan Erdoğan'la Trabzonspor heyeti arasında oldukça keyifli bir sohbet gerçekleşti... Ağulu bilgiler paylaşmış, Başkan Erdoğan ve Ağulu Türk Futbolu'ndaki son gelişmelerle ilgili bir sohbet gerçekleştirmişler. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı bu konuşmada, bu buluşmada. Başkan Erdoğan'a Türk Futbolu'nda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgiler vermiş, buluşmayla ilgili fotoğraflar da fotomaça yansımış durumda. Sabah Spor Kapak sayfasında görelim, 18. sayfa ekranlarımıza gelecek. Kupa şampiyonu külliyede Trabzonspor kabul etti Erdoğan. başkanı Ağun'a yeni sezon plan ve hedeflerini sordu, bilgiler aldı. Yeni sezon için başarılarını iletmiş Başkan Erdoğan. Trabzonspor'u Beştepe'de ağırladı, ekranlarımıza geldi. Hemen altında e, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarıyla ilgili detaylar var ki sana sormak istiyorum. Bilim Kurulu'nun futbol müsabakalarının sezonun ilk yarısına kadar seyircisiz oynanması yönünde bir önerisi e, olduğunu açıkladı. Bu öneri sence kabul mü? Olması gereken bu mu sence? Yani adı üstünde bir uyarı. E, fikir beyan ediyorlar. Konunun e, hakimi olan e, yetkili merci pozisyonunda. Yetkili merci demiyorum de ya. Konunun hakimi olan grup fikir beyan ediyor. Tabi bunu uygulayıp uygulamamak federasyona kalmış durumda. Hı -hı. E, burada birçok unsur var. E, kulüplerin talepleri, yayıncı kuruluşun talebi, Hı -hı. işte futbolu devam ettirme, sporu devam ettirme çabamız. Bunların hepsi aslında olumlu. Yani... Pandemiyle savaşırken e, tamamen hayattan soyutlanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama e, şunu da bir kenara atamayız. İnsan hayatından bahsediyoruz. Her insanın hayatı kıymetlidir. E, şimdi sporcularımız ne kadar koruyacağız? Ve evet. e, ilk bölümde de onun altını çizmeye çalıştık. Yani ortalama bir takımın 25 tane futbolcusu var. Ama fut, bir futbol takımı 25 tane futbolcudan oluşmuyor. Teknik heyeti, efendim tesis çalışanları vesaire yaklaşık 100 kişilik bir gruptan bahsediyoruz. Bunların aileleriyle beraber 1000 kişiye varacak bir gruptan. Bu insanların özel hayatlarında görüştükleri arkadaşları Aynen. var. Özellikle yabancı oyuncuların misafirleri geldiğinde bir kişi, iki kişi gelmiyorlar. Çok daha kalabalık geliyorlar. Herkesin bu konuda çok ciddi anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Risk durumu artarak devam ediyor. Sayın Bakan'ın sürekli açıklamaları var. Her gün günlük raporlar açıklanıyor. Ve şöyle bir şey de var. Bizi asıl e, bekleyen tehlike bir İkinci alarm durumunda futbolu ara verirsek takvim birbirine girecek. Çünkü zaten takım sayısı arttı, maç trafiği yoğunlaştı. Hı hı. Takımların Avrupa maçları, milli maçlar vesaire derken yaklaşık 9 haftalık falan bir boş alanımız var. Yani şurada bir aylık ara vermemiz demek her şeyin birbirine girmesine sebep olabilir. Dolayısıyla maksimum dikkatle devam <laughs> etmek durumundayız. Peki şöyle ki e, seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde bilim kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması. Dün akşam bu şekilde oldu. E, Trabzonspor'la ilgili eklemek istediklerim var mı? Noktalayalım milli takımımıza geçeceğiz çünkü. Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyeceğim. Trabzonspor doğru bir yapılanma içinde. Altyapıdan son derece iyi bir nesil geliyor. Bu pandemi öncesi e, U17 ve U19 takımları birisi birinci birisi ikinci pozisyondaydı. Alttan iyi bir nesil Devam ediyor. Hı hı. Ee, yaş ortalaması çok düşük bir takım. Ligin en genç takımı. Transfer e, değeri, piyasa değeri en yüksek takım. Trabzonspor'da her şey olumlu görünüyor ama e, yönetimin bu hassas gidişatı doğru şekilde devam ettirmesi şartıyla. Peki ağzına sağlık. Biraz da milli takımımızdan bahsedelim. UEFA Uluslar Ligi'nde bugün Macaristan'la karşı karşıya e, gelecekler. Muhtemel 11'leri tabii biz de konuşacağız gazeteler üzerinden ama... A, milli takımımızdaki bu son dönemdeki gelişmeleri bir konuşalım. Öncesinde bir analiz haberimiz var Mehmet. Onu ekranlarımıza taşıyalım istiyoruz. Dediğim gibi son dönemde önemli bir değişim yaşanıyor milli takımımızda. Son aday kadroda Avrupa Liglerinde oynayan 17 futbolcu yer aldı. Oysa geçmişe baktığımızda milli takımın iskeletini 4 büyükler sadece oluşturuyordu biliyorsunuz. Bu değişimle ilgili analizi gelsin ekranlara üzerine konuşalım.